Yeni Malphite ilk kez göreceğiz. Evet. Sen dünyada da hiç seçilmedi. Geldi mi? Tekli koridor mu bu? O da geldi. Bu orta koridor bu Tristan'a. Ben söylüyorum şimdi. Cassiopeia aşağıya gidiyor. Tristan ortaya gidiyor. Ve Corki'ye karşı gün içerisinde Tristana'nın koridor kazanabildiğinden bahsetmiştim. Lucian'ın, Corki'nin orta koridorda. Bakalım o Tristana ortaya mı gidiyor? Çok merak ediyorum. Tek bir problem var yalnız. Bence Bolulu'yu bu arada Cassiopeia ile aşağıya gönderip Blue'yu orta koridora gönderebilir burada. Sana daha önce sorduğum soruyu tekrar soracağım. Şu anda Rek'Sai'nin buradaki yeri ne? Şu an Rek'Sai'nin burada bir yeri kalmadı. Çünkü kimse Rek'Sai'ye uygun bir pozisyon hazırlayacak bir adam değil. Herkes koridorunu ittirip kulenin altına sokmak üzere. Ama ne Malphite'a ne Corki'ye kule altı yapmak öyle kolay şeyler değil. Yani çok uçlu senaryoda bu şampiyonlara kule altı yaptığınız zaman zararlı olan siz olursunuz. Zaten Tristan'ın ana olaylarından bir tanesi, belki de en önemli özelliği, rakiplerin hepsinin üzerine koridoru yıkıyor olması. O yüzden bilmiyorum, bana biraz şüphe uyandırdı bu erken Rek'Sai seçimi. İki kompozisyonda inanılmaz scale oluyor bu arada. Corki, Zaya, Malphite, Sylas, diğer tarafta Tristana, Nar, artı Cassiopeia. Enteresan maç olacak. Bakalım, göreceğiz. Günün üçüncü karşılaşmasına geçiş yapıyoruz. Koçlar el sıkışacak ve şimdi sözü sunuculara bırakalım. Vodafone Frizon Şampiyonluk Ligi'nde 9. hafta 1. günde 3. mücadeledeyiz. Ve ben Christopher Tombalık Makarna Wilkins. Yanımda Caner Johnny Güngörür. Sizlerle birlikte olacağız günün geri kalan maçlarında. Johnny, seçim yasaklama aşamasını gördük. Neler diyeceksin? Yani Tristana bir süreden beri bekleniyordu zaten. Teknik koridor Tristana. Tabii ki koridor değişebilir. Fenerbahçe'nin işi belli olmuyor ama teknik koridor Tristana gerçekten büyük bir tehdit. Özellikle koridorda biraz daha pasif oynayan şampiyonlara karşı. Hatta pasiften öte menzilsiz şampiyonlara karşı da etkili yukarı koridorda alınabiliyordu. Malphite, yenilenmiş Malphite, çok daha fazla minyon dalgası temizleme potansiyeline sahip, savaşabilen Malphite. Ben de oynamayı çok severim. Yenilendikten sonra ilk başta böyle bir mının kırın etmiştim ama gerçekten güçlü olduğunu fark ettim. Yani üzerinde haşmetli hidra varmış gibi tıkır tıkır böyle minyon dalga itirmek çok keyifli olabiliyor. Ve takım savaşı potansiyelini her zaman arttıran bir şampiyondur. Aynen öyle. Yani bunu League of Legends'a ilk adım atan, bugün oynamaya başlayan oyuncudan tutun. Son noktaya kadar oynayabilen, işte challenger olmuş insanın bildiği bir gerçektir. Bu Malphite her zaman etkilidir. Ve koridor aşamasında belki biraz zorlanabilir ama eğer o koridor aşamasını kazasız geçerse, ya iki takımda hiç fena olmayan takım savaşı kompozisyonları var. Takım savaşında özellikle Malphite'ın ultisi fark yaratabilir. Onun haricinde analizmasına katıldığım bir konu var. Ben de Rek'Sai'yi seçildikten sonra bir şey bekliyordum. Hani ne gelecek acaba? Ryze mi gelecek? Bir şey gelmesi lazım. Hani o Rek'Sai'yi tamamlayacak bir şey ama yani Rek'Sai'nin maçın başlarında özellikle anladığım kadarıyla görevi biraz daha Sylas'ı kontrol etmek olacak. Yani koridorlarda çünkü çok fazla baskı kurabileceği bir pozisyon yok gibi gözüküyor. Ya ben karşı baskın atmaya yönelik bir seçim olduğunu düşündüm seçim yasaklama tamamlandıktan sonra. Ama bunu sonra daha iyi yapabilecek şampiyonlar yok mu? Ya belki aşağı sanki koridor kitle kontrolü biraz daha garanti bir şampiyon alsalar daha iyi olmaz mıydı sence de? Ya tabii ki karşı daha iyi olurdu. Için. Daha iyi olurdu ama ya aklıma şu geliyor. Cassiopeia'nın zehri miyazması belki onun üzerinden evet, bir evet oyun oynayabilirler. Yani biliyorsun artık onda menzilini ayarlayabiliyorsun. Yani kendi ayak dibine atabildiğin gibi bayağı menzili kısaldı ama onunla beraber Rek'Sai'yle bir oyun yapabilirler diye düşünüyorum. Ama onun haricinde hani Rek'Sai'nin maçın başında koridorlar üzerinde çok baskı kurması mümkün olmayabilir. Ya çok agresif oynamaları gerekiyor. Yani Tristana'nın böyle Minit'in kafasına falan atlaması gerekiyor ki bir şeyler olsun. Oyundan düşen bir şampiyon. Karşısında ise Sylas. O da oyun ilerledikçe açılan bir şampiyon ki burada hiç fena olmayan ultileri var. Özellikle Nar ultisi bir Sylas oyuncusu için rüya. Ya çünkü sizin herhangi bir şekilde öfkenizi kontrol etmenize gerek yok. Tak diye alıp aynen atabiliyorsunuz. Faker'dan hatırlayalım. O yüzden gerçekten iyi ultileri var. Hani diğer tarafta yani Cassiopeia'nın ultisi, onun haricinde işlevsel ultiler var. Hani belki takım savaşına uzaklaşmak için Tristan'ın ultisi bile belli noktalarda yardımcı olabilir onlara. O yüzden Sylas için hiç fena gözükmeyen bir opsiyon var burada. Çok güzel bir senaryo var. Onun haricinde yine söylenilen bir şey, iki takımın da gerçekten hani Corki, Zaya, hani Malphite, buna Malphite'e katabilirsiniz. Diğer tarafta Cassiopeia, Tristana, hani bunlar hep oyun sonunda canavarlaşan şampiyonlar. Ve oyun uzadıkça iki tarafın da hani koridor safhasında ve oyunun orta döneminde aldığı görevler ne kadar etkileyecek onu hep beraber göreceğiz ama ikisi de çok sağlam oyun sonu şampiyonları var. Tabii takımlara değinelim. 1907 Fenerbahçe'de Doğuş'un orada playoff'ları yani mevsim finallerini garantileyen ekipler arasında ve bu maç aslında birazcık daha sıralama belirleme mücadelesi olacak onlar için. Kimin
istediği sırayı elde edebileceğini göreceğiz tabii ki orada. Her takımın eşleşmek istediği, eşleşmek istemediği takımlar var tabii ki ve buna göre oynayacaklar son iki haftada, son iki günde mücadelelerini. Diğer taraftan Stefan oynuyor bugün. Stefan uzun süre sonra ligimize geri döndü. En son Bursa Spor'da oynamıştı. Şimdi onu oynarken göreceğiz. Nasıl değerlendirirsin Bursa dönemini? Sence 1907 Fenerbahçe'ye nasıl bir katkı sağlar? Bu arada şu anda sana söz vermeden önce hemen şunu da belirteyim. Şu an Avrupa'da tekli dereceli'de oldukça iyi bir oyun sergiliyor kendisi. Stefan yani Fenerbahçe'nin aradığı ormancı olup olmayacağını öte şunu söyleyeceğim. Yani Fenerbahçe'nin demek ki Mayıs'ın başında o kadar fazla sıkıntıları varmış ki. Hani orman ayrı bir dertmiş. Alt koridor ayrı bir dertmiş. Nişancı pozisyonu ayrı bir dertmiş. Yani yavaş yavaş o delikleri sıvamaya başladılar. Birazcık doldurmaya başladılar. Yani Viz, Agurin, şimdi Stefan bakalım ne kadar inisiyatif alabilecek. Çünkü geçen mevsim Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan şey Kürey'nin kararlı biraz, oyunuydu. Biraz ormancıydı, evet, katılıyorum. Evet. Yani tabii ki Rui'nin katkısı zaten ortada. Ona bir şey demeye gerek yok ama hani Kirey'nin bir de takım içi kararları verme özelliği olduğu için ayrıyeten bir noktası vardı. Bakalım Stefan'da onu bulabilecekler mi? O da ayrı bir avantaj olabilir tabii ki bu noktada, eğer takıma yardım edebilirse. Bir de yani son hafta gelip çok kritik iki tane maçta oynayıp sonradan hani playofflara doğru yolculuğa çıkacak bir takımın ormancısı olmak da çok büyük sorumluluk. Yani bu sorumluluğun altından ne kadar kalkabilecek, ne kadar Fenerbahçe'nin ve taraftarının istediği performansı gösterebilecek Stefan. Bu macerası bugün başlıyor. Daha önce tabii Bursa Spor'da oynamıştı ama apayrı bir metadan, apayrı oyunculardan, apayrı günlerden bahsediyoruz. Bugün yani League of Legends'ın geldiği nokta Fenerbahçe'nin hedefleri çok daha farklı. Yani bu büyük beklentiyi karşılayabilmesi kolay olmayacak. Ama yani karşılayabilecekse de yani bugünden itibaren şu maçta beraber iyi bir performans gösterirse belki de herkesin güvenini bir anda kazanabilir. Ama işte yani Rexey ve takım uyumu ne kadar olacak, o kafalarda bir soru işareti. Hani şu maçta iyi oynarsa helal olsun derim ama kötü oynarsa da yargısız infaz yapmam. Kesinlikle, çünkü daha hem bu hafta oynayacağı iki tane maç var hem de ondan sonra zaten çeyrek finale kadar önlerinde bir süre olacak alışmak için. O yüzden bu haftaki performansıyla Stefan'ı yargılamamak lazım, dediğin gibi kötü oynasa bile. Evet, aynen. Ve tabii bu iki takımın şu an sıralamadaki yeri de çok önemli. Yani bu maçı kazanan bir adım öne geçmiş olacak. Ve muhtemelen alacağı pozisyondan ötürü, yani üçüncü sıra için daha iddialı noktaya geleceğinden ötürü, tabii ki ikinci sıraya da gitme şansları var ama o birazcık Galatasaray'ın nasıl performans göstereceğine bakıyor. Bugünün son maçı da çok kritik o yüzden. Aynen. Galatasaray Süpermesi'nin mücadelesi. Altıncı sıradaki takımla oynamak, ki bu da Beşiktaş gibi gözüküyor şu an itibariyle, iki takım da muhtemelen isteyeceği şeydir. Çünkü eğer dördüncü sırada kalırlarsa, beşinci sıradaki takım ya da beşinci sırada kalırlarsa dördüncü sıradaki takım Süpermassive olması büyük ihtimal. Ve çeyrek finalde ilk mücadelenizde Süpermassive'e karşı yapmak istemiyorsunuz. Çünkü son dönemlerin yükselen takımı, hani Royal Youth'la beraber en istikrarlı performansı gösteren takım Süpermassive gibi gözüküyor şu an. Hani buraya Galatasaray'ı da ekleyebiliriz ama... Ama ben... onların galibiyetleri o kadar temiz değil. Aynen, aynen. Ya Galatasaray birazcık daha wildcard gibi, birazcık daha hani böyle en üst performansları çok üst ama kötü oynadıkları zaman da dibi görüyorlar gibi gözüküyor. İstikrar açısından Süpermassive'de mücadele etmemek en azından çeyrek finalin ilk mücadelesinde iki takımın da isteyeceği bir senaryo olur. O yüzden çok çok kritik bir mücadele bizleri bekliyor. Ki görüntülerdeki Mojito'da Silas'a bakalım ormanda neler yapacak. Silas çünkü son dönemde artık yama değişikliğinden sonra yani teknik koridorlarda boy göstermeye başladı. Yukarı koridor, orta koridor ağırlıklı ama bu maçta ormanda göreceğiz. Ya biz Mojito'nun mevsim ilerledikçe iyice artık takımın taşıyıcılarından birine dönüştüğünü gördük aslında. Özellikle Talia oynadığı maçlarda Talia'la takımın ikinci taşıyıcı gücü oldu Pedin'den sonra genellikle ya da Eren'den sonra, hangisi biraz daha ön plana çıkıyorsa. Ama Mojito'nun genel olarak hasar katkısı noktasında çok büyük bir katkısı oluyor bu takıma. Çünkü ne yapıyorlar? Yukarıya daha çok tank yolluyorlar. Yani Madden'in ellerinde bugün Malphite'i görüyor, senin söylemiş olduğun gibi. Yani daha öyle bir böyle... tank ki hasar vurmasını zaten beklemiyorsun. Aynen. Aslında şimdi gireceği rün de eğer sihirli yıldız olursa koridor aşamasında fena hasar çıkarmayabilir. Bir de tankların biliyorsa şöyle bir olay var.
genelde takım savaşlarının en fazla yaşayan şampiyonlar olduğu için aynen. Bazen o hasar tablosunda en üstlerde olduğunu görebiliyoruz. Malphite'de o tipte bir şampiyon. Eğer düzgün ultiler atabilirse, geçen mevsimde sanki oynanmıştı diye hatırlıyorum Malphite. Hatta birden ben yine fazla... Medlin'in oynadığını hatırlıyorum evet. Ya. Bir kere birden sanki Ragnar da oynamıştı. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama bu iki ismin sanki bir oynadığını hatırlıyorum. Ama bu yeni hali bakalım ne kadar efektif bir şekilde kullanacak. Bu peki neler Medlin değişti Malphite'da? Ya şöyle, daha önce W'su minyon anlamında çok çok büyük bir katkı sağlamıyordu. Ama şimdi o W yeteneğiyle bastığınızda, kullandığınızda arka safları hasar verebildiğiniz için hem minyonları daha hızlı bir şekilde temizleyebiliyorsunuz. Malphite'de en büyük sıkıntısı minyon temizlemek için çok fazla mana kullanıyordu. E yeteneğinden gelen çok fazla alan bir etkisi, mana evet. Kaybı yaşıyordu. Ama şu an hani W ile hem rakibiyle takas yapıp hem de minyonları daha hızlı temizleyebilecek noktada. O yüzden hani koridorda ömrü birazcık daha arttı. Ben hem yukarı koridor hem orta koridorda denedim bu arada. Hem yetenek gücü hem tank olarak denedim. Yani ikisinde de iyi sonuçlar aldığımı söyleyebilirim. Malphite'in yeni hali. En azından eski o hani savaşa gel, ult at, işte hasarı üzerine al tarzdan biraz daha fazla şeyler sunuyor gibi hissettiriyor. O yüzden eskiye nazaran daha güçlü olduğunu söyleyebilirim şampiyonun. Burada Hades geçen hafta çok çok iyi bir hafta geçirmemişti. İyi performanslar göstermemişti ama bugün beklentiler büyük. Tabii yanında kim olacak? Tristana mı, Cassiopeia mı hala bellidir. Fenerbahçe'nin kadro yapısından kaynaklanan bir durum bu da. Aynen öyle. Yani hangisi orta koridora gitse şaşırmayacağımız iki şampiyon aldılar zaten mevcut meta sayesinde. Yani Tristana'nın şu anda nişancı pozisyonunda oynandığını görmüyoruz ama orta koridor ve yukarıda oynandığını bol bol görüyoruz. Ve Bolulu o da... Bol bol dedikten sonra aklına geldi değil mi? Biraz ekranı çizgisiyle de alakalı ama... Tabi bu mevsim herhalde en fazla kimlik sorunu yaşayan oyuncuların başında geliyor. Ve maça da geçiyoruz. Orta koridor Tristana. Evet, Bolulu orta koridorda. Bakalım nasıl performans sergileyecek. Aa biz çıktık. Evet, aşağıda da biz varız gördüğümüz üzere. Onu da hemen bir hatırlatalım. Hem sizlerin oylarınızla belirlenen taraftar özel ödülü hem de diğer 9 ödül bu hafta, daha doğrusu önümüzdeki hafta, salı günü saat 18'de canlı yayında Meta'da olacak. Meta'da canlı canlı vereceğiz ödülleri. Oyuncuların da düşüncelerini alma şansına sahip olacağız orada. O yüzden hepinizi Meta'ya bekliyoruz önümüzdeki salı. Tristan'ın orta koridoru şöyle bir avantaj olabilir. Rex'e için şöyle bir avantaj yaratabilir. Nedir? Minyon dalgası kontrolünü eğer sağlayabilirse, hızlı bir şekilde ittirebilirse, nehir ve rakip ormana giriş bir anda Fenerbahçe tarafına döner. Bu da Rex'in sevdiği senaryolardan bir tanesi. Medley orada ufak bir hasar yiyecek mi diye bakıyorum ama tabii pasifinden gelen. Maçın başında Sylas ormanı çok sağlıklı dönemezse, kendi ormanında canı az olursa ki şimdi orada görüşü de almayı başardı Fenerbahçe tarafı. Orta koridor Tristan'ın mutlak ittirmesiyle Stefan rakip ormana baskı kurabilir. Evet zaten orada alınan, daha doğrusu orada atılan totem ve orada yapılan takas da bunun içindir tamamen ama bakalım Stefan en azından rakibin nereden başladığını biliyor ve rakibin ilk baskını nereye atacağı konusunda önemli bir bilgi edinmiş olabilir bu sayede. Ya Sylas da altından önce iyi baskın atma potansiyeline sahip şampiyonlardan bir tanesi. Evet yani çete savaşını da çok sever. Çünkü öldü derseniz ölmez. Hayatta kalır, sizi yanıltabilir. Ya özellikle alt koridor onun için çok iyi bir hedef olabilir. Çünkü biliyorsun E yeteneğinden gelen bir büyük halkanı aldığı için ekstradan Cassiopeia'nın hasarını tanklaması anlamına geliyor bu. Bu arada Bol da koridoru Eren'in üzerine yıktı ama orada... Güzel bir hasar Bolu'dan. Her iki tarafta hasar yedi ama daha fazla hasarı yen Eren. Orada tabii... Patlayıcı yük. Patlayıcı yükün hasarını hesaba katmamak olmaz. Ama yani koridorun durduğu yer şu an Stefan için çok uygun bir nokta diyebiliriz. Şimdi bir takısa giriyor Vandalbo burada. Bu rahat giriyor rahat nehir ve yampiri kontrolünü almasını sağlayabilir ilerleyen dakikalarda. Yukarı tarafta dizginsiz büyük kitabı. Bu da çok önemli bir tercih. Özellikle global görevler etrafında Aurora için
mutlak bir hakimiyet yaratabilir ama maçın bu bölümünde ona çok fazla bir şey sunmuyor. Medli şu an sıkıntılı bir koridor dönemi, 20'ye 4. Ama orada çok fazla biriken bir minyon dalgası olduğunu düşünüyorum. Malphite'in bu kadar geriye düşmesi... Evet. Mantıksız. Yani şu an daha yeni bir şeyler toplamaya başlayacak. Bakalım ne kadar indirebilecek o farkı. Bu arada ilk Yampiri yengeci de burada Mojito alıyor ve bunu fark eden Stefan hemen diğerine gidecek. Çünkü Mojito az önce karşı ormana girerek keşif çiçeğini patlattı orada. Ve Stefan da Mojito'nun yeri hakkında bilgi sahibi oldu aslında. Ve böylece Yampiriler de paylaşılmış oldu. Evet. Ama işte Stefan şimdi rakip. En azından orman sınırlarında Eren'i bekliyorlar. Bakalım. Şimdi orta koridora geldi Stefan. Sıçrayı kullandı. Eren de sıçrayı kullanmak zorunda kalıyor. Tutuştur var üzerinde ama ooo çok fazla hasar aldı ikisi de. Bolulu. İkisi de çok fazla hasar aldı. Bolulu. Orada son anda yediği hasarla neredeyse düşüyordu. Aynı şekilde Eren. Yani birinin 40-30 civarı canı kaldı. Diğerinin yine aynı şekilde Mojito bekliyor. Burada Stefan sıçrayla bir oyun yapacak mı? Mojito ileri doğru atıldı. Sıçrayla beraber Bolu'nun üzerine gitmek istedi ama Bolu burada roket atlayışıyla kaçıyor. Şimdi Mojito Stefan'la yaptığı birebir istediği gibi gitmedi. Aşağıda tek kalan bir Hades var ve Hades burada Blue'yu kurtarmak için tek kalmış aslında ve her iki oyuncu da çok fazla hasar aldı. Paddle'la Vandenboy ikilisi iyi bir takasa giriyor. Bu arada yukarıda da takaslar başladı. Burada da Untara Madden'in canını sıkıyor. Günün sonunda orta koridorda 4 tane Sildar Beast'i kullanılmış olacak. Korki de ışınlanırsa. Yine ormancılar da sıçralarını kullandılar. Aşağı koridorda tutuştur kullanılmış gibi gözüküyor. Yani maçın başında bayağı bir aksiyon. Aynen öyle. Bu arada 3 sihirdar büyüsünde kaldı. Çünkü şu an ufak haritaya bakarsak orta koridor minyonları o kadar ileride ki Eren'in ışınından atabildiği bir pozisyon yok zaten ve tamamen kendi avantajındaydı. Mojito ile beraber ittirdiler orayı ve istedikleri noktada bıraktılar minyonları. O yüzden Eren kullanmadı ışınlarını. Rahat bir şekilde koridora geri dönecek. Bir de tırpan almış. Bolu zaten ittirmek zorunda. Hani istemese de ittiriyor Tristan'a. Dolayısıyla koridoru dondurması pek mümkün değil. Burayı çok zorluyorlar. Bir de barikat almayı başarmışlar. Aynen. Az önce almışlardı. Yani buradaki baskıyı belli bir noktadan sonra kırmak isteyebilir. Özellikle Stefan. Ve bir yardıma gelip bir sihirdar büyüsü alıp burayı rahatlatmak isteyebilir. Cassiopeia maçın başında hani bu koridorda hayatta tutmaya çalışıyorsunuz. Zaten tutmayı başarırsanız o sizi taşıyor. Evet. Bu arada yukarıda da önemli bir nokta. Medli ışınlarını kullandı, Untara kullanmadı. Evet. İki tarafında birer tane ışınlanı var. Ama Medli'nin artık tutuşturu var. Evet. Ve tutuştur da orta koridora doğru yola çıkıyor. Evet, vazgeçti. Orada görüşün olduğunu fark etti. Her iki ormancı da birbirine çok yakın. Mojito şimdi Stefan'dan haberdar olacak mı? Hayır, Stefan Mojito'dan haberdar oldu. Mojito'nun arayıcı merceği tam Stefan orada menzile girmeden sanırım ki gitti. Bu arada Mojito'nun da nereye gittiği konusunda şu an 1907 Fenerbahçe fikir sahibi. Çünkü bir totemin üzerinden gidiyor. Yampir yengeçe doğru. Burada Stefan ejderi gösterdi ama Vandalbo orada ve Stefan burada Vandalbo'nun gelişine vazgeçecek mi? Cevap hayır. Bak genç de yaklaşıyor ya. Yani Doğuş'un Aurora bunu bırakacak mı acaba? Benim merak ettiğim konu bu. Stefan'ın hasarı burada yeterli olmadı. Çok fazla da canı azaldı burada. Stefan ama Vandalbo çok önde kaldı. Tutuştur geliyor. Vandalbo'nun düştüğünü göreceğiz. İlk kan geliyor neden burada. Vandalbo tek kaldı orada. Orta koridordan yardım gelmedi. Ve hem ejderi hem de ilk kanı alıyor 1907 Fenerbahçe Espor ama burada asıl önemli olan nokta o ilk kan Blue'ye gitti Johnny. Bedavadan bir ilk kan. Yani Pedin orada o kadar umursamadı ki. Hayır, gelse de yapabileceği bir şey yoktu ki. 2-3 en azından pozisyon. Üzerine atlamasını sağlardı. Mojito aldığı ulti istediği gibi olmuyor. Ya duvara vursa üzerine bir de Madden'in ultisi gelebilirdi. Tutuşur da vardı, skor alabilirlerdi ama Pixel de kurtardı orada Untara. Ama ben hala aşağı koridordaki o Ejder Savaşı'nın... Ejder Savaşı bile diyemeyeceğim. Evet, ya bence Vandalbo hiç girmemeliydi. Vandalbo'nun resmen ikramına değinmek istiyorum.
Yalnız aşağıda Paden şimdi yine takısa giriyor. Blue çok güzel sıçra geldi. Paden da sıçra atmak zorunda kalıyor. Yandan ulti. Şimdi Stefan ultiyle beraber içeri girecek. Paden düşürebilecek mi? Hayır, şifası var Paden'ın. Paden hala hayatta. Blue şansını deniyor. Blue son anda ikiz dişlerle skoru aldı. Yandan gelen Bolu'dan da bir skor. Eren karşılığını veriyor ama yeterli değil. Çünkü 2'ye 1 1907 Fenerbahçe Espor önde çıktı. Şimdi Medli güzel bir ulti. Untara'nın üzerine gidiyorlar. Untara hopu kullandı. Buradan çıkabilecek mi diye bakıyorum. Tutmuyor. Zincirler kaçtı, tutmuyor yine Untara. Untara kaçtı. Untara muhteşem kaçıyor. Ya, hakikaten haritanın her noktasında çok büyük avantajlar yakaladı Fenerbahçe tarafı. Bir anda aşağı koydu. 4 dediler. Orada 2'ye 1 bir takas yaptılar. Yukarı tarafta da tam bu sırada Untara rakip ormancının hedefi oldu. Çok zor bir pozisyondan çıkmayı başardı. Yine tutuşturu da vardı. Ama yani benim gördüğüm şu ana kadar yani Aurora cephesinde sanki iletişimde bazı sıkıntılar var gibi. Yani aşağı taraf hızlı bir şekilde evet Tristan'ın gelmesini bekliyorduk ama ya Eren'in ışınlarını geç atması birazcık daha erken gelme ihtimali varken onun haricinde yani yukarı tarafta ilk pozisyonda Mojito Narin Ultisini çaldığında Bendy'nin çok geride kalması. Yani bu pozisyonları çok daha iyi oynayabilirdi Aurora tarafı. Evet şu an 1506'ın civarı önde olan taraf onlar olabilirdi belki de. 1907 Fenerbahçe Espor rakibinin hatalarını çok çok iyi değerlendirdi ve kendisi de bir tane oyun yaparak alt koridorda önemli bir üstünlük elde etti. Hades o çalıya geliyor ama şimdi Vandalboy'dan hemen ulti gelmişti. Havada taşlaştı. Havada taşlaştı Vandalboy. Yandan şimdi Stefan geliyor. Ultiyi Paden'e doğru gönderecek. Sıçrayla beraber Vandalboy'a gitmek istedi ama Vandalboy'dan uzaklaşıyor. Stefan kendi kötü pozisyonda bıraktı. Hades'ten güzel bir ham yap. Hades burada Stefan'ı kurtarıyor. Eren şimdi buraya yaklaştı ama Paden da geldi. Şimdi yan taraftan Bolulu da geliyor. Ve skor burada Blue'ya gitti. Paden da düşürmek istiyor burada Bolulu. Bolulu ve roketler ama Bolulu biraz fazla zorlamış olabilir burada. Son anda zehir hayatını kurtardı Bolu'nun. Yine burada kazanan taraf Fenerbahçe 5'e 1. Aradaki 6 farkı neredeyse 3000. Stefan da orada yani bir akıl oyunu yaptı ama bunu Vandalboy güzel sezdi. Sonrasında belki de Mojito biraz takım arkadaşlarını yemledi o pozisyonda. Aynen. Bu arada burada da Untara'nın ultisini kullandığını görüyoruz. Burada bir şeyler olmuş ama çok da bir etki yaratmamış gibi görünüyor. Ya şimdi ya bakınca Medlin üzerindeki eşyalara öyle kolay kolay düşeceğini söylememiz yanlış olur. Evet, karşısında da tam o eşyaların aslında etki edeceği bir şampiyon var. Dolayısıyla yeteri kadar zırh toplamış gibi görünüyor şimdilik Medli. Şimdi ihtiyacı olan şey biraz can. Çünkü hani canla zırh arasında yani bir bağlantı varsa şu an efektif değil Medli'nin yaptığı şey. Evet ama tabii bakalım önce Nesli hangi eşyasını bitirecek. Bir direnç aldı. Daha fazla. Ben bir de Merkür'ün adımları alacağını düşünüyorum dengelemek için. Bu arada diğer taraftan Elamet'e başlamayı düşünüyordu 1907 Fenerbahçe Espor ama Vandalboy ile Paden önde kaldı. Paden'in şu anda sıçrası yok. Paden hemen uzaklaşıyor buradan. Yan tarafta bu arada Mojito Untara'nın ultisini çaldı. Untara? Untara burada zorda kalacak mı acaba diye bakıyorum ama Mojito orada değildi. Böyle bir barikat daha düşmüş oldu ortada. Ya Bol da hiç geri vites yapmadı şu ana kadar. Ya Paden'a Nazira yapar gibi böyle bir Tristan'a performansı. Ya şu ana kadar çok çok iyi oynuyor gerçekten. Mojito'da hazır ortak durulmuşken. Evet. Ama diğer tarafta Stefan boş durmuyor. Dağ ejderiyle Alamet burada paylaşılacak gibi görünüyor. Ama bundan ya %100 karlı çıkan Fenerbahçe tarafı gibi dağ ejderi ve Kasiyop ilişkisini biliyoruz. Ama yukarı taraftaki barikatlar. Yukarı tarafta kuleyi de alabilirler ama Mojito hala bu Alamet'e hatır sayılır hasar verememiş durumda. Tabi Alamet özellikle Silas için çok zor bir görev, bunu söyleyelim. Medli şimdi orta koridora yaklaşmış durumda. Eren'le bir pozisyon arıyorlar. Tehlikeli olabilir. Bakıyorum Medli'nin sırtçası da var ama burada Bolu yeterli mesafeyi açmayı başardı. Şimdi Alamet alındı yukarıda.
Ama hemen açılmayacak zaten koridorda istedikleri noktada değil. Blue burada tek başına barikat alıyor. Blue çok erken güçlendi. Yani Aurora için çok kötü bir haber bu. 3-1-2. Baş melek havzası bitti ki hani baş melek havzasında Seraph'a en kolay çevirebilen şampiyonlardan bir tanesi. Çok erken bir güç patlaması. Yani Aurora'nın bayağı canını sıkacak. O zaman biz buradan göremiyoruz ama rejimize belki bir sorabiliriz. Kaç yükü vardı? Aynen öyle. Ne zaman o Seraph'in şefkatine dönüşecek? 400-407 civarı falandır diye böyle bir sallayayım bakalım. Küsurat da bilmiyoruz. Altın farkını da görüyoruz şu anda. Yukarıda özellikle 36'lık bir farkı var Untara'nın çok iyi durumda. 480'miş Johnny, bravo. Küsurat da verdim bak. Ama yani çok normal. Aynen. Çünkü yani Ezreal düşünün. Ezreal'dan çok daha efektif bir şekilde bunu yapabilen bir şampiyon. Yetenek bekleme süreleri o kadar az ki özellikle E yeteneği. Zırt pırt Q yeteneğini kullanabildiği için tıkır tıkır doldurabiliyor. Ve yani bu maçta yanında Tahm Kench varken yani onu durdurmak hiç kolay olmayacak. Kameralarda sürekli onun üzerinde. Blue. Herhalde bakalım pasifiyle bir şeyler yapabilecek mi? Üzerine gitti hemen. Tabii üçlü kuvvetini bitirdiği için şu anda kendi gücünün farkında. Bolulu her ne kadar skor olarak önde olsa da henüz ilk eşyasını bitirebilmiş durumda değil. Yalnız yani Mojito her ne kadar alameti alsa da 14 dakika kuleyle kullanmak önce istiyorlar. Evet, yapamadıkları için şu an orta koridor onlara daha cazip geldi. Kuleyi istiyorlar. Tabii orta koridorda Eren üçlü kuvvete de sahip ama minyonları temizledi Bolulu. Stefan da geliyor buraya. Ya Eren de tabii ki minyon dalgasını çok rahat temizleyecek. Geleceğe yatırım oldu bu onlar için. Çok efektif değil ama orta kulenin canını %25'lere kadar düşürmek Aurora için önemliydi. Yani Paddle'la Vandal Bow da geldi bir an için acaba burada bir şey yapar mıyız diye ama tekrar dönüyorlar. Yalnız Malphite. Yani can haricinde bütün o dirençleri almış. Vandal Bow yine ters bir yerde kalabilir. Hemen zarif uçuşla kaçtı. Bakar mısın? Bu bir dramdır ya. Ya Untara Meganarken çok sorun yok da Lin'inarken problem büyük. Aslında öyle dediğim de sorun var. Dediğim anda şimdi burada Untara bir skor denemesi. Bakalım ultisinde kullandı. Sersemletti de burada medleyi. Güzel pata, bir hasar çıkarıyor. Pata küte vuruyor ama. Ama işte yani bu ikilinin takasında skor çıkması çok zor ama Untara ne yaptı? Burada kazandığı takasla oyunun ilk kulesini aldı. Evet. Bu çok kritik. Kara baltasıyla yeterli hasar vermeyi başardı. Ya Medli garibim orada iki tane minyon için bütün komboyu yedi ve aradaki minyon farkı da 50'nin üzerine çıktı. Çok kritik. Yani Fenerbahçe'nin aslında şu an sahip olduğu altın farkının çoğuna Nar ve Cassiopeia sahip. Özellikle Cassiopeia takım savaşında Nar gerekirse ayrı kittirmedi. Bunları yani çok büyük avantajlara çevirebilir. Ama günün sonunda her iki takımın da istediği şey yani daha çok takım savaşı yapmak. Ve Seraph'in şefkati. Bitti bile. Ya daha az önce 480 demiştik. Aynen öyle. Bir de Riley'i iyi bitirdi. Şu an yani Cassiopeia'nın karşısında durmak çok can sıkıcı olacak. Ama zaten onu gören kaçamayacak. Onu söyleyelim. Onun üzerine gitmek için yeterli silaha sahip. Evet. Aurora tarafı. Yani hiç ulaşılmaz değil. Ama Tahm Kench büyük sıkıntı onlar için. Eğer Hades doğru tepkiyi verirse Medlib ultiyi atma konusunda sürekli beklemek zorunda kalabilir. Bir yandan da ya şöyle bir sıkıntı var Tom Balık'ta. Ya kaç tane şampiyonu ham yapabilirsin? Burada koruması gereken fazladan bir şampiyon daha var. Ama Tristan'a kendini koruyabiliyor ya. O zaman. Bu arada Bolulu agresif bir oyun. Eren'in üzerine gitti ama Eren'den kronometre geliyor. Şimdi arkadan bir de dil yarası geldi ama Eren bu kronometreyle hayatını kurtarmış olabilir. Diğer taraftan Alev ejderini alan taraf. Doğuşun horror oldu. Bu da ilk ejderi.
Aurora cephesinin ama şimdi orta koridorda kuleyi alan 1907 Fenerbahçe. Burada bir de baskı oluşturuyor Untara. Kuleden bir tane hasar aldı ama Eren'e çok daha fazlasını vermişti. Şimdi Vandalbo biraz önde yakalandı. Hemen Moito'nun yanına gidiyor. Bir sonraki ejder artık Aurora'nın rakibe kesinlikle bırakamayacağı bir ejder olacak. Dağ ejderi çünkü Baron'daki hani bir avantajları var. Evet, yukarı tarafta Malphite'ın aldığı dizginsizden gelecek ekstra çarp avantajları var ama o çarp almak için menzile giremeyebilirler eğer o ejderi bırakırlarsa. Ki dağ ve haritanın kontrolü rakipteyken aynı zamanda Cassiopeia ve Tristana. Evet. Çok çok büyük bir tehlike. Tristana da mahvolmuş da başladı. Yani bu Fenerbahçe'nin şu an yaptığı takım kompozisyonu bir sonraki dağ ejderini almayı başarırsa yani Aurora'nın işini oldukça zorlaştırır gerçekten. Eren de güçlenmeye çalışıyor. Şimdi bombardıman topunu bitirdi sanırım. Evet, ikinci tam eşya. Önemli güç patlamasını yaşayacağı ana gelmiş olabiliriz bakalım. Tırpanı satacak diye tahmin ediyorum. Öyle bir fırsatı olacak mı? Bu arada garanti olsun diye koridorun ortasından vazgeçti ve çalıya girip öyle üste dönmeye karar verdi. Hatta dönmüyor üste. İlginç. Dönermiş gibi yaptı. Tara şimdi buraya Meganer olarak bir yaklaştı şöyle ama Eren onu görüyor. Sanırım biraz daha paraya ihtiyacı var bunu bitirmek için. Tara da gerçekten öldürmesi çok zor bir hedef haline dönüşecek şu eşya düzeniyle. Evet, Eren yan koridoru tutmaya devam ediyor. Henüz takıma katılmak gibi bir plan olmadığı için orada minyonları temizliyor. Diğer tarafın ortada şimdi Blue'dan kullanılan bir ulti. Paden çok fazla hasar aldı, o da ultisini kullanıyor. Paden burada kendi ultisiyle ancak kaçabildi. Bu arada Blue'nun sıçra attığını da söyleyelim. Orada o ultiyi kullanmak için Vandalbo. Şimdi birazcık önde ama Medley yakınında hemen. Orada kurtulacak. Çok iyi refleks. Yani Pedon'un bu refleksi olması şu an hani Baron bölgesi çok tehlikeli bir hale dönüşecekti. Orada düşseydi. Ya oradan alacak kar topuyla belki yani Fenerbahçe çok çok daha büyük bir avantaj yakalayacaktı. Ama Pedon'un bu refleksi derken orada oldu da boş durmuyor. Tabii bu pozisyonda günün sonunda Blue birazcık zararlı çıktı. Çünkü sıçrasını kullandı ama yanında tam Kench faktörü var. 1907 Fenerbahçe şu an orman bölgesinde görüşün tamamına hakim neredeyse. Ve doğuşun orada bunu birazcık kontrol altına almak istiyor. Yani bakar mısın totemlere? Evet. Bu totemleri verecek. Temizlerken Aurora'nın bir takım olarak hareket etmesi gerekiyor. Böyle kafa atma şansları yok gibi. Özellikle Cassiopeia'nın olduğu senaryoda. Bir anda yani Vandalbo maçın başında öyle bir hata yapmıştı. Çok daha kısa sürede düşer. Ve şu an gördüğümüz kadarıyla zaten Doğuş'un orada takım olarak temizledi bütün totemleri ve tekrardan orta koridora geldiler. Birazcık 1907 Fenerbahçe bir şey yapsın biz cevap vermeye çalışalım modunda oynuyorlar. Katılır mısın? Evet. Diğer yandan da yani Korki'yi aslında iyi duruma getirmeyi başardılar. Korki kendi az önce belirtmiş olduğun gibi bombardımanı bitirdi. Yan koridorda fazla fazla minyon biçti. Belli bir noktada Bold'da tecrübenin önüne geçmişti. Şimdi Bold'da eşitledi. Bold'u genelde çünkü takımla dolaşıyor. Korki yanda tek başına alıyor minyonları. Bir sonraki ejder, yani 40 saniye sonra çıkacak ejder bence birçok şeyin belirleyicisi olacak. Belirleyicisi olabilir. Yani tabii biz böyle konuşuyoruz genellikle ama sonra bir bakıyoruz maç içinde. Takımlardan bir tanesi o ejderi hiç gitmiyor bile. Yani normal şartlarda gidip o ejderi rakibin almasını durdurması gerekiyor bir şekilde ama bunun için uygun pozisyon olmayabiliyor işte. Şu an bakalım Doğuş'un orada o pozisyonu yaratmaya çalışacak mı? Önemli olan nokta bu. Yani mesela buradaki en büyük risklerden bir tanesi Blue'nun sıçrasının olmayışı. Yani bu ejder aynen. Savaş sırasında ona göre oynayacak Aurora tarafı. Şu anda ejder vadiye indi. Doğuş'un oranın burada görüşü yok.
ve 1907 Fenerbahçe Spor çok hızlı bir şekilde alacak. Hiç gelmediler de. Hiç gelmediler bile ve çok büyük bir avantaj. Çok çok büyük bir avantaj Fenerbahçe tarafı için. Yani yukarı tarafta bir kule değiştiler ama yani iki tane dağ ejderi şu an bu takım için inanılmaz bir avantaj. Bakalım Baron bölgesinde kontrolü sağlayabilecek mi Aurora tarafı? Untara'da, yan koridorda, aklın sonu. Son 7-8 dakikadır aynı şeyi izliyoruz zaten. Alt koridorda Untara ittiriyor. 1907 Fenerbahçe Baron bölgesinde görüşü alıyor. Doğuş'un Aurora görüşü geri alıyor. 1907 Fenerbahçe görüşü geri alıyor. Genel olarak şu anda bunu izliyoruz. Normal ama. Game of Totems. Game of Thrones olmasın da. Untara yine gitti. Bir kere daha burada takasa giriyor. Yani Medlin'in artık ne kadar az hasar aldığını zaten hepimiz görüyoruz. Hatta Untara daha fazla hasar aldı. Burada şu ana kadar ama şimdi Mininar olacak ve Mininar olduğu zaman Medli'ye daha fazla hasar verme potansiyeli var Untara'nın. Yani Malphite'a karşı Mininar daha etkili. Bu arada orta koridora kullanılan bir ulti şimdi. Buraya Hades geldi ama bir anda oraya gelen isim Stefan anında düşüyor. Paddon 2 skor çok birden. Eren'in de katkısıyla beraber skor geldi. Medli burada zor durumda kalmış. İşte Mininar olan Untara'nın yüksek hasarı burada öne çıktı. Burada sanki Bolulu ve Blue ile istedikleri koordinasyonu kuramadılar gibi geldi bana. Ve bu Doğuş'un Aurora'nın Baron'a başlaması anlamına geliyor. Vandalboy yan taraftan can eriklerini topluyor hemen. Işınlan da gelecek Medli'den. Medli full can geliyor buraya. Medli'nin ultisi yok, Untara'nın var. Burada kritik nokta bu olabilir. Bu arada Blue'nun da ultisi olduğunu söyleyelim. Şimdi Blue onları içeriye hapsetmiş durumda. Arkadan Bolulu'dan yüksek bir hasar. Blue çok önde kaldı, skor burada. Eren'e gidiyor. Mojito şimdi dışarı kaçtı. 4000 canı var Baron'un. Baron'u bitirip bitirmeme konusunda kararsız kaldı Aurora cephesi. Hala ultisi olan bir Untara'dan bahsediyoruz. Untara ultiyi kullandı. Arka tarafta buraya kadar dedi, Eren'i aldı. Baron'u alabilecekler mi? Baron kimde kalacak? Baron çalındı. Baron'larda kaldı. Hayatta kalan tek isim Vandalboy ama arkasından iki sıçra birden geliyor. 3-3. 4-4 yapan bir Bolulu ve katliam 1907 Fenerbahçe'den. Orada yanlış görmediysem çarp gelmedi Mojito'dan. 34 canı gördük ve son düz vuruşu Untara yaptı. 4-4'ü yapan Bolulu, şovu yapan Untara oldu o pozisyonda. Ama ikisi gerçekten muazzam bir koordinasyon. Kesinlikle. Buraya önden gönderler, sen bir git hasar ver dediler. Blue aslında istediğini de yapamadı orada çünkü. Çok da yapamadı, evet. Üzerinde çok erken atladı Doğuş'un orada oyuncular ama tekrar izlemek lazım. Mojito neden çarp atamadı, ben bunu merak ediyorum. Ya da attı da mı 34 cana kadar düştü o? Ya Blue burada direkt düşecek. Zaten Mojito, sıçra, nar ultisi direkt olarak işi bitiriyor dediğin gibi. Sonra burada bir kararsız kalıyorlar çünkü iki kişi oyuncularla, iki kişi Baron'la ilgileniyor. Blue burada Pedon'un üzerine odaklanıyor. Diğer tarafta... Şimdi burayı izlemek lazım. Mojito, aa. Orada kronometre. Bir kronometre çıkışında Medli patlayacak mı? Ne olacak orada? Kronometre bitene kadar Baron alınmış. Of. Evet. Kronometre bitene kadar Baron alınmış ve Mojito bunu tam istediği gibi ayarlayamamış. Yani. Üzücü bir an Doğuş'un Aurora için. Yani Mojito orada hayatta kalmak için. Ya belki hani ayarlaması çok zor ama yani iletişim kursan bile ayarlaması çok zor. Baron'a vurmayın desen bir türlü, vurun desen bir türlü. Günün sonunda ama 1907 Fenerbahçe Espor hem katliam yapan hem de Baron'u alan taraf oldu. Yani o kadar ince, o kadar böyle küçük detaylarla kazanılmış bir Baron ki yani. Belki 0.5 orada... saniye falan bu arada. Aynen öyle. Aynen. Bir şey yani. Aynen. O kadar ufak bir fark. Bu arada alev çıkacak. Yani şu an Doğuş'un Orla'nın hani savaşırsa son savaş olur diye düşünüyorum. Bence savaşmak istemeyebilirler burada. Stefan, Untara'ya burada bekçilik yapıyor. Yalnız yani... Aurora tarafı bir türlü de istediği o takım savaşını yapamadı. Yani bir pozisyonda Fenerbahçe ikram etti. Orta koridorda Hades, Stefan'la beraber gelip aslında bir ikramda bulundu. Onun haricinde hiç böyle Malphite'in efektif bir kullanımını... Yani Corki ile Zion o hasarını göremedik şu ana kadar. Ama Cassiopeia ile Tristana'nın hasarını bayağı bir gördük hani. 6-0-0 şu an. Ya Blue özellikle, yani Blue'nun istatistiği belki o kadar göstermiyor ama acayip hasar veriyor. Ya bunun yanına yaklaşmak büyük sıkıntı zaten.
Ejder vadiye indi. Bir şey denemeyecek Doğuş'un oraya ve 1907 Fenerbahçe oyundaki dördüncü ejderini alıyor böylece. Hala Kadim Ejderha'ya bir ejder daha var. O da Okyanus olacak. Yalnız artık alışıla gelmiş bir şey. Fenerbahçe yine böyle önceki haftalarda kazandığı maçlardaki gibi hani çok böyle güvenli, tedbirli oynuyor. Baron varken öyle hızlı bir şekilde maçı bitirmek yerine haritada ne varsa bir alayım. Rakip takımı iyice bir kurutayım. Onun etrafında hareket ediyorlar. Evet, şu an mesela alt koridoru ittirdiler ve oradan ilerlemiyorlar örnek olarak. Kaçtı bumerang. Ama geri geldi. Bir sonraki baron 2 dakika sonra vadiye inecek. Sonraki baron. Bir alev, iki tane daha. Görüş. Yani dakikadan sonra ilerlemesi kolay olmayacak o tarafa. Hades, ulti attı şimdi bir kere daha. Orada alt tarafta kime gittiler? Mojito'ya gitmişler. Ama hiçbir şey alamadılar. Mojito'nun sıkışısı çünkü zaten bekleme süresindeydi. Şimdi Bollo ileri doğru bir atıldı. Hemen onu da korkutuyor. Bendubo. 1907 Fenerbahçe Espor bir şey denedi ama olmadı. Yalnız aradaki altın farkı işte. Hani Baron ve savaşlar sonrasında yaklaşık 8500 civarlarında. Şimdi haritayı resetlediler, sıfırladılar. Geri dönüp bir sonraki Baron için hazırlanacaklar. Eşyalarını da alacaklar tabii ki. Evet. Bir altın farkını aslında ben rica etmek istiyorum rejimizden her ne kadar. Evet, teşekkürler. Bakalım ne durumda şu anda. Özellikle Umtara ve Blue'nun ne kadar önde olduğu kritik önem taşıyor. Yalnız yani Korki de Zayat da artık üçer eşyayı buldu. Ya bu takım ciddi bir takım savaşı yapabilecek pozisyona geldi. Mojito burada tek yakalanabilir. Aurora iyi bir Malphite ultisi etrafında aslında hiç de fena olmayan bir potansiyele sahip şu an. Malphite da geri dönüyor. Ama işte şu anki sıkıntıları şu. Yani nar çok güçlendiği için ve Malphite karşısında duramayacağı için yani bakar mısın? Hani TFT'deki şampiyonlara benzemiş böyle. Bir tane taşıyıcınız vardı ve hem tanktır hem hasar vurur. Şu an nar o. Yani Medli Baron'a gitse bir türlü. Aşağıyı tutsa başka türlü. Ben rejimizden altın farklarını bir kere daha rica etmek istiyorum. Evet, şimdi geldi. Ben bakmak o istemiyorum. Tony, ben bakmak istemiyorum. Bu ne? 15, 15 yanlışlık mi? Var. Yeni abi, sayısın. Bir hata olması lazım gerçekten. Bu ne? O altın farkları. 15.200'e 8.000. 600 nedir? 339 milyonu. 180 nedir? Milyon nedir Johnny? Yani devasa bir fark. Altında ikiye katlamış. Altında. Hani Horizon falan diyoruz evet, da bu apayrı bak, bir şey. Bu Untara. Milyonda ikiye katlayamamış bu arada. Altında ikiye katlamış. Sonra Horizon diye bir şey varsa bu. Blue ile Bollo kenarda bekliyorlar. Bakalım bir şey deneyecekler mi? Ve Untara da aşağıdan şimdi sürmeye devam ediyor. Tabii aşağıda şimdi artık ulti geldi aşağıda. Bu arada evet. Ayrı ki ekrandan görüyoruz şu anda orada bir isim daha var. O isim Paddon. Beraber Untara'yı kesmek istiyorlar ve kesmeyi de başardılar. Paddon'un ışınlanı olduğunu unutmayalım. Ve skor geliyor Doğuş'un oradan ama 1907 Fenerbahçe Espor orada inip türü almayı başardı. Şimdi bakalım. Paddon ışınlarını kullandı. Arka tarafa geliyorlar. Diğer taraftan Medli yürüyerek geliyor. Medli'de çarp var bunu unutmayalım ama Baron çok hızlı eridi. Bendel burada bir şey yapamayacak. Baron 1907 Fenerbahçe Espor'da ama savaş yapmak istiyorlar. Arka tarafta Blue'yu hemen aldılar. Sadece bununla sınırlı kalacak Doğuş'un oranını aldığı skorlar. 1907 Fenerbahçe'de 3 kişi geri dönüyor. Temiz bir baron, temiz bir inhibitör, feda edilen şeyler kesinlikle kabul edilebilir. Kesinlikle word. Wurf hatta. Yani bu noktada Aurora hep bir adım geride kaldı. Aşağı tarafa yardıma gitmekte geride kaldılar, geç kaldılar, inhibitör düştü. O savaştan sonra barona gitmekte geç kaldılar bu sefer. İnimitör düştü ama şimdi 5 kişi olmanın avantajıyla evet. Buradaki inimitörü açacaklar. Untara da ölüyken hemen burada o süreyi değerlendirdiler. Işınlanı var Untara'nın ve arkada bir sürü totem var. Bakın aşağı gidiyor. Çıkabilecekler mi? Untara evet ittirmeye gidiyor ve üste göndermemeye oynayacak sanırım Hades.
Evet, geri göndermiyor Hades. Ama Paddon'la Eren Malphite hemen geri nerede dönecek. Olabiliyor? Rek'Sai peşinde. Eren ışınlandı. Medli buradan çıkamayacak. Şimdi orada Blue da geldi. Bu arada... Bitiriyorlar. Evet, oyunu bitiriyorlar tek taraftan. İlk Nexus, ikinci Nexus da düştü burada. Paddon şansını deniyor. Blue'yu düşürmek istiyor. Blue'nun benchisi gitti. Untara şu anda Meganar bitirebilecek mi? Hayır, hasarı yetmedi. Yetmedi. Hasarı yetmedi. Burada, yetmedi. Bu arada burada bir kere daha hareket ettirme yapması gerekir. 2019'da Fenerbahçe Espor'un. Bu sefer gidip... Ya Doğuş'un orada şimdi bir şey deneyebilir. Malphite düştü dediğin gibi diğer tarafta. Işınlanı olan var mı yok, şu an? Yok. Hayır, yok. Işınlanı olan iki oyuncu da ölü, ikisinin de ışınlanı yok zaten. Ya solo Q'daki o gerginlik vardır ya. Evet. Hani böyle şöyle bir pozisyona bilmiyorum hiç geldi mi son zamanlarda. Benim daha yeni başıma geldi. Böyle Nexus açıkken... Acaba burada dursak gider. Mı? Buraya kaf evet. Kursak mı? Ve bir an böyle konsantrasyon bozulur. Bir an böyle bir yere gidersin, çat diye birisi oyunu bitirmeye gelir. Bakalım bunu izleyecek miyiz o maçta? Onu izleyecek miyiz bu maçta? İyice maçta ters Rengar olsaydı... Çok başıma geldi ya Tombol. Çok kötü anılarım var biliyor musun? Ama şimdi artık Kadim Ejder'e gidecekse bu tarafı isteyen taraf Fenerbahçe. Bizi Fenerbahçe tarafı. Aynen. 4 tane Ejder'leri var bununla. 5. olacak. Mücadele biraz daha uzamış oldu böylece. Bir kere daha izliyoruz şimdi burada. Tam ekranı izliyoruz bu pozisyonu. Bir de... Ya Eren'in burada paket aldığını görüyoruz bu arada. Paddon. Son anda yetişiyor. Ya Paddon gelmese bitti zaten. Aynen. Paddon'a bakar mısın? Yani neyi var neyi yok, her şey yattı. Ve evet, Paddon hasarı burada aslında kurtarıyor. Aynen. Diğer tarafta da bu garibim. Can çekişiyor orada. Bu nerede başladı biliyor musun? Evet. Daha üstün orada başladı. Daha üst çıkışından beri kovalıyorlar aynen. O sırada iki tane Nexus kulesi falan yıkıldı. Onlar orada onun peşinde. Medli ne çektin be bu maç? Ya bir kere daha altın farkına bakabilir miyiz? Ben artık Medin'in yediği hasara bakmak istiyorum. Hani altın farkını falan geçtim. Altın farkını azaltmış biraz. 8000'de 7000'e düşmüş. Çok iyi haber. Müthiş haber. Tombalık. Yüreğine sağlık. Yalnız daha büyük bir tehlike söyleyeceğim sana. Tahm Kench ultisi. Evet. Artık... Nexus'un dibine. Aynen öyle. Şu anda Tahm Kench 11. seviyeye geçmiş durumda. Ultisinin menzili artmış durumda. Baba bak bekliyor bak Hades orada bak çakala bak. Hadi gidiyoruz. Yalnız bunun farkına bak. Hemen Nexus'un etrafında 2-3 tane şampiyon bekliyor. Çok zor ya. Burada Blue'nun karşıladığı, Blue'nun getirdiği minyonları durdurmak istiyor. Her an görebiliriz. Hades sürekli böyle... Görüşüm birazcık dışında rakibe böyle gerginlik İşaret, vermeye devam ediyor. İşaretleri görüyor musun? İşaretleri görüyor musun şu an haritada? Bak geliyorum diye işaret geldi şimdi oraya. Alt inhibitörün yanına. Koş koş yaparlar mı? Sanmıyorum çünkü inhibitörün doğmasına 30 saniye kaldı ve 1900 Fenerbahçe bunun farkında. Yani süre az. Tam Nexus'a vururken bir anda inhibitörün doğmasıyla karşı karşıya kalıp kendilerini kötü pozisyona sokabilirler. 20 saniye sonra inhibitör doğacak ve mavi bunun üzerine Untara şimdi alt koridordan o inhibitörü bir kere daha almaya çalışacaktır diye tahmin ediyorum. Bir sonraki baronun çıkmasına da 1 dakika 20 saniye maçın 3. baronu olacak bu. Ya Aurora'nın hani bilmiyorum shot call'ları işte komutları veren kim ama ya şu dakika ne yapabilirsin ki, barona mı gitsek, Nexus'u mu savunsak, Tahm Kench'in ultisine mi dikkat etsek? Ya şu an bütün kozlar 1900 Fenerbahçe Espor'un elinde. Kendileri hatalı karar vermedikten sonra bu maçı kaybetmeleri bir mucize. Ya şimdi öyle de büyük konuşmayalım da Tombalık. Hayır, kendileri hatalı karar vermedikleri sürece dedim. Benim başıma çok geldi. Tamam mı? Bu maç buradan dönmez falan deyip sonra kaybettiğim Johnny iddialar. Johnny hepimiz oluyor. Merak etme. Ben bir maç sunmuştum. Unicorns of Love 3 inhibitor ve Nexus'a bir vuruştan çevirmiştim maçı. Orada öyle bir ifade kullanmış mıydın? Bu maç dönmez demiş miydin mesela? Hani maç bitiyordu ya. Ne diyebilirsin başka? Nexus'a bir vuruş kalmış, 3 inhibitor yok takım. Yani zamanında Litrin'le kaybettiğim iddia falan var mıydı öyle? O yüzden artık çok daha ihtiyatlıyım Tombalık'ta. Maça geri dönelim bu arada. Zaten 1900 Fenerbahçe Espor şu an Untara'nın altın farkıyla altın farkını bayağı bir açmış durumda. Ya farkın büyük bir kısmı onda bu arada. Diğer taraflarda yani Paddon'a falan baktığımız zaman toparlamış durumda Paddon, Eren. Onlar eşit gidiyor.
Fenerbahçe bir de hani Baron'la Kadim arasındaki süreyi o kadar iyi ayarladı ki. Önce Baron'u başlatıp eğer başarılı olmuyorsa gidip sonradan Kadim'i de alma şansları var. Evet. Ki ihtiyaçları da çok var mı? Orası da soru işareti gerçekten. Bu arada şimdi rakip üste bir geliyorum işareti geldi. Sürekli gerginlik ya. Bakalım o gerçek olacak mı? Baron'a başladı Doğuş'un oru. Başladılar. Evet şu an Stefan hızla buraya gelmeye çalışıyor. 6000 can, 5000 can Stefan. İçeri girmek isteyecek bakalım. Burada şimdi Blue'dan güzel bir ulti Stefan çalmayı başaramadı Moito'da. Ama arka tarafta Eren düştü. Büyük bir hasar kaynağı düşüyor. Onlara diğer taraftan harik ittirmeye gitmiş durumda. Şimdi burada ölen iki isim var. Fedun'dan iki skor. Moito ön tarafta yüksek bir hasar. Bolu'yu da düşürebilecekler mi? Untar oyunu bitirmeye gidiyor bu arada. Bu arada üstüne döndü Medli. Arka tarafta Stefan burayı durdurmaya çalışacak. İki kişi daha üstüne dönmeye çalışıyor. Dönebilecekler mi? Kimler dönebilecek? Bir kişi daha döndü üste. Untar oyunu bitiremedi. Burada Stefan'ı düşürecekler. Şimdi Untar'ın burada Guardian Angel'ı yani koruyucu meleği var. Ama Untar'a buradan çıkmayı başaracak. Koruyucu meleğe bakalım ihtiyacı kalacak mı? Medli onu kovalamaya devam ediyor. Bir kere daha yavaşlatacak Untar'ı. Ultisi girecek ya birazdan. Şimdi güzel sersemletme, güzel ulti Untar'a. Çok vakit kazandı burada. Ama yanda beklemeye devam ediyor Untar'a. Çünkü biliyor ki Medli ile Wendelbon'un hasarı yeteri kadar burada. Pedin gidiyor. Untar'a. Deli gibi vakit kazandırdı burada. Ama Untar'a koruyucu meleği kaybedecek. Pedin oyunu bitirmeye gidiyor bu arada. Bakalım rakip üstte neler oluyor. Rakip üstte neler olduğu çok çok önemli. Diğer tarafta Pedin ilk Nexus'u almak üzere, ilk Nexus kulesini almak üzere onu aldı. Hades'ten kullanılan. Burada şimdi bir kefaret var. Yan tarafta bu arada ışınlan bozuldu. Orada Untar'ın ışınlatması izin vermediler. Burada şimdi düşecek mi Blue? Blue düştü. Hades düşüyor. Bu nasıl maç? Bu nasıl maç? Doğuş'un onu yakalandı. Gerçek bir sunucu laneti. Demiştim. Gerçek bir sunucu laneti. Demiştim. Ve hani daha da ötesini söyleyeyim. 1907 Fenerbahçe'nin hatasıyla değil, Doğuş'un oranın verdiği bir tane doğru kararlı oldu. Bir tane doğru karar verdiler. O Baron'a girdiler. Maç bitti. Karar kim verdiyse onu hemen bir yemeğe çıkarın. Ama bir gerçek var. Johnny sen de demiştin bu arada. Şu dakikada ne yapabilirsin ki demiştin. Onun da cevabını verdiler. Gerçekten yani. Çok kararlı bir şekilde bir şeye odaklandılar. Onu başardılar. Diğer tarafta ışınlığını çok güzel bir şekilde atmayı başardı. Malphite geri döndü ve ya Nar'ı durdurdu. Doğuş'un oranın şu son pozisyondaki kararlılığı, yaptıklarındaki kararlılığı inanılmaz. Gerçekten. Baron'a girme kararlılığı, o Baron'dan çıkmama kararlılığı, Moito'nun attığı o çarp, o Baron'u çaldırmaması. Sonrasında iki kişinin hayır abi üste dönmemiz gerekiyor bu maçı tutmak için diyerek oyuncularla, rakiplerle uğraşmayıp üste dönmesi. Bunlardan üçünün ikisi dönmeyi başardı üste. Evet. Ve bu neyi getirdi? Maçı. Aynen öyle. Çok kritik bir maçı. Yani bu dakikadan sonra artık zor durumda kalan ve aşağı taraftaki o zor eşleşmeyi herhalde yaşayacak olan taraf Fenerbahçe tarafı gibi gözüküyor. Aynen öyle. Ağırlar kendisini kurtardı gibi çünkü. Aynen öyle ve 1907 Fenerbahçe Espor'un ikincilik şansı kalmadı bu mağlubiyetle. Onu söyleyelim. Şu anda ikinci olamayacak takımlar Beşiktaş ve 1907 Fenerbahçe Espor. Diğer takımların hala şansı devam ediyor. Galatasaray'ın bugün oynayacağı ve yarın oynayacağı maçlara bakıyor. Galatasaray bir galibiyet alırsa onlar garantiliyor ikinci.